Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşülen kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızı bolsun. Çetellik məbləğ salğıçuları Xitay pay bazırdan çekinmekte. Çetellik məbləğ salğıçularının Xitay pay bazırdan çekinişine ayrışıp, Xitay alaqadar sallıq məlumatlarını kündülük elan kılıçdan pəsillik elan kılıçqa özgertken. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 19 avgustki xabirde qayt qılınışca, Xalqaralıq məbləğinin davamlıq turda Xitayının pay bazırdan çekinip çıxışıqa ayrışıp, Xitay rejimi çetel məbləğ sılış sallıq məlumatlarının mühim mənbəsini çekilgen. Hong Kong aksiya pay çekinin sallıq məlumatlarına asaslanganda, xalqaralıq məbləğ salğıçılar 6 ayının 5-dən başlap Xitaydaki pay bazırdan 12 milyard dollardan artıq məbləğini çekindürgen. Xitaydaki məbləğ yıldan yılğa sırt ıxıp ketken bulup, çetellik məbləğ salğıçılarının Xitay pay bazırğa kirişige ruxsat kılgan Şanghay pay çeki ulunışı, 2014 yılı yolğa koyulğandan buyan, bütün yıl boyunca sırt ıxıp ketken ahval körülüp baxmağan iken. Bir kısım ixtisas şunaslarının karışça, gerçi xalqaralıq soda təminligen sallıq məlumatlar oxşaş bolmusumu, amma Xitaydaki sodunun iniqliq derecesi tüven bolğalıqı sebeplik, çetel məbliği bulupmu yeniden güllengen bazarlarını celip kılıçqa yardım kılalmıgan. Məbləğ salğıçılar bu sallıq məlumatının nemişqa hazırlanmaydıqalıqını soruşu mümkün bulup, iniqliq derecesinin tüven buluşu Xitayga kiriş ve məbləğ sılış kararını tıxımı qiyilaştırvetken. Xitayının nazarat qılıp başquruş tarmaqları 5. ayda allı burun çetel məbləğ salğıçılarının əməli soda sallıq məlumatları bilən münasibətini üzvətkən. Şincin ve Şanghay aksiyasının CSI 300 körsətküçü yıl 5-dən başlayıp 1% tüvəlligən bulup, 2-ci ayının axırda qayta öyləş əhvali körülgən bolsumu, amma yenə tədrici tüvəlləşki başlayan. Hindistan bilən Yaponiya Xitayğa qarşı ministerlər söhbəti ötküzdü. Xitayning rayondagi zo'migarlik qilmishlariga taqobul turish uchun Hindiston bilan Yaponiya Xitoyga qarshi ministerlar suhbati o'tkazdi. Amerika ovozining 20 avgust xabar qilishicha, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikawa va mudofaa vaziri Minoru Kihara dushanba kuni yangi Dehliga yetib kelib, 3-chi qitimliq Hindiston-Yaponiya ikki taraflik suhbatga qatnashgan. Ikki tarafning Hind-Tinch okean rayonining navbatdagi vaziyatini ko'zdan kechirishi va ikki davlat strategik munosabatini kengaytirish fursatini muhokama qilishi kutilmoqda. Undan boshqa Yaponiya tashqi vaziri va mudofaa vaziri yana Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan ko'rishgan. Hindiston Mudofaa ministrligi hozirgi dunyo vaziyatida erkin, uchoq, umumyuzlik va gullangan Hind-Tinch okean rayonini qo'llash uchun Hindiston-Yaponiya mudofaa hamkorligini kuchaytirishi intayin muhim degan. Hindistonning strategiya mutaxassislari Xitoyning Hind-Tinch okean rayonida harbiy ta'sirini davomli kengaytirayotganligi sababidan Hindiston bilan Yaponiyaning mudofaa hamkorligini kuchaytirish orqali Xitoyning bu rayondagi harakatlarini tizginlashga borgan sari moyil bo'layotganligini bildirishgan. Hindiston Nehru universitetining Yaponiya tashqi siyosati Xitay professori Sirabani Roychodhore ikki taraf suhbatining asoslik maqsadining Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi ta'siriga taqobul turish ekanligini bildirgan. U yana Hindiston va Yaponiya ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorligining bu rayondagi muqimlikni saqlashga intayin muhim ekanligini tunib yetdi. Chunki bu rayonda Xitoyning ta'siri uzluksiz kuchaymoqda degan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil ikki taraf muhokama qildigan asoslik mazmunlar ikki taraflama bexatalik munosabatini kuchaytirish va Xitoyning tajovuzchilik harakatlariga taqobul turish uchun tirishchiliklarni kuchaytirib, rayon muqimligini qo'dash qatoriqlarni o'z ichiga oladi degan. Yaponiya Hindistonga ilg'or dengiz armiya paroxot antennasi yetkazib berish to'g'risida kelishim tuzadigan bo'lib, bu qadam Hindistonning Xitoyning harbiy taraqqiyotiga taqobul turish iqtidorini bevosita kuchaytirishni maqsad qiladi degan. Hudson institutining tadqiqotchisi Nagao Sato agar Hindiston bilan Yaponiya o'rtasidagi mudofaa munosabati uzluksiz cho'nqirlashsa, Hind-Tinch okean rayonidagi kuch tampongligini haqiqiy ma'noda buzg'ili bo'lganligini, shuning bilan Xitoyning ikki tarafdan dushmanga duch kelib, oldi keynidan idora qilolmaydigan holatga kelib qoldiganligini ko'rsatgan. Yira Uyg'ur maktabining 2024 yillik yozlik ta'tillik o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. 18 avgust Hira Uyg'ur maktabining 2024 yillik yozlik ta'tillik o'qish bitirish marosimi o'tkazildi.
Иран мектебінің білдіруші, оқуғычылар бұ яздық тәтілік оқыш мәусімінің көңілік өткізіш білен бірге пландан белгіленген оқытыш программысыны лаяқатлік орылыған. Оқытықшыларымы вәдісіні ішқа ашырыш үчін бүтін күчіні сәріп қылып, оқуғычыларға ана тіл, ұйғыр мәдениеті ә әдеп әхлақыны үйгеткен. Тәтілік оқыш ақырлашқаннан кейін дүниенің һәр қайсы жайлардан ирақ яқыннан келген ұйғыр өсмірлер өзара қоштасқан. İsrailiyenin Gazze'deki hücumlarda kaza kılgan perestirlikler 40 mağdın açtı. İsrailiye armiyasının 2023 yılı 7. Oktyabr'dan bu yan devamlaştırılan Gazze'deki hücumlarda kaza kılgan perestirlikler 40.173'ü yetti. Türkiye Avaz Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, Gazze'deki Palestin Sahiye Ministerliği İsrailiyenin 319 günün bu yan devamlaştırılan Gazze hücumları doğrusunda bayanat elan kılgan. Bayanatka asasanganda, İsrail armiyası yakınca 24 saat içinde Gazze'de 3 kırgınçılık sadır kılıp, yine 34 Palestinlinin cınığa zamin bolgan, 114 Palestinlinin yalan durgan. Bayanatta körüsülüşçe, İsrailiyenin Gazze'ye karatkan hücumlarda kaza kılgan Palestinlikler 40.173'ke, yaralanganlar 92.857'ye yetken. Belarusya prezidenti NATO Ukrayna'ya kirse 3. Dünya Urusu başlandı dedi. Belarusya prezidenti Aleksandr Lukashenko Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı əskerleri Ukrayna'ya kirgen taqdirde 3. Dünya Urusu'nun başlanıp ketidiganlığını oturğa koydu. Aleksandr Lukashenko Rusya'nın devlet iglikidiki Rusya kanalının məxsus söhbət programmasına qatnaşıp kün tertibdiki məsələlərge suallarga cavab verdi. O Ukrayna uçuqsız hava aparatlarının bunundan burunmu birqanç qıtın Belarusya hava təvəlligiga daxil qılğanlığını tilgəyib, o Ukrayna uçuqsız hava aparatlarının bunundan burunmu birqanç qıtın Belarusya hava təvəlligiga daxil qılğanlığını tilgəyib, Ukraynadan kilidigan tıxmı çoğ təhdidlərge qarşı qoşumça tədbirlərinin yolğa qoyulğanlığını Belarusya Ukrayna çigrasığa mina ve askerlerinin oralaştırılğanlığını bildirdi. Lukashenko NATO'nun Ukrayna'ya asker avetiş ihtimallığına baha berip, eğer onlar NATO koşullarını yollasa, 3. Dünya Urusu başlandı. Çünkü bundaq bolğan ahvalda hem taktikalıq hem de istrateyelik yadro qurallıq işiltip, derhal qattıq inkas qaytırıldı, dedi. O vaziyetten keskinleşip gitişini halmaydığanlığını eskertip, biz NATO bilen uruş kılışını halmayımız. Bırak onlar bu yolunu tallığını da bizden başka çağrımız kalmaydı, dedi. Lukashenko 2022 yılı fevraldan bu yan uruş kılıbatkan Rusya bilen Ukrayna'nın tınışlık söhbetine kayta başlayışı kerehlikini, söhbette 2022 yılı Mart'ta İstanbul'da tayarlanan kilişimle asas kılışının mümkünlikini sözlerine ilave kıldı. Amerika'nın çekiliş stratejisini retke salgallığı ilgiri sürüldü. Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Amerika armiyasiga Rusya, Xitay ve Şimali Koreya bilen mas kademlik yadro tokunışıga tayarlık kılıç toğırsıda yol yoruk bergenliği oturğa koyuldu. New York vaxtı gizite Joe Biden'ın Mart'ta Amerika'nın kaytıdın Xitay tehdidige merkezleşiş mehbi yadro stratejisini mezmon kılgan bir mehbi hüccetini tesliğallığını ilgiri sürdü. Xəbərdə Biden'ın 3-cü ayda Amerika'nın çəkiləş istirahatiyyəsini tonca qıtım Xitayının yadro texnikisi və qurallarının tez sürətdə kengişigə mərkəzləşidigən tariqədə qayıtıdın rədkə salğallıqı əskərtilgən bulub, Prezident Biden'ın Amerika armiyəsigə Rusya, Xitay və Şimali Koreya bilən mas qədəmlik yadro toqunışıqa tayarlıq qılış toğırsıda yol yoruq çürgəlləgi qayıt qılındı. Xəbərde, Aksaray'nın Biden'nın bu yol yorukunun aşkarlımğallıqıqa işaret kılınıp, yadro vəzipisi kullanmasın namlıq mezgür istiratige hücudinin Rusya, Xitay ve Şimali Koreya bilen maz kademde ilip berildiğen yadro tokunışıqa karşı tayarlı kılıç planını özücüge aldıqallıqı ilgiri sürüldü. Hürmet körümeler, bugünkü xəbərimiz Muşi yerde ayaklaştı. Körgünün lağ rahmet. Ertedeki programıda körüşkücü aman bulğaysılar, Allah'a emanet.